AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, 4598 Tuki konutu için yaklaşık 200 itirazın olduğunu söyledi. Hicret mahallesinde konutların devam ettiğini de anımsatan Pıhtılı, konutların tamamlanmasıyla hicret mahallesinin kurallarının çekileceğini kaydetti. Afat İl Müdürü Osman Pıhtılı, Hicret Mahallesi'nde yapımı devam eden 186 TOKİ konutunun kurallarının ne zaman çekileceği ve Yemişlik, Çatalçeşme, Safran ve Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan ve kuralları çekilen 4598 TOKİ konutlarında kaç hak sahibi vatandaşın itiraz ettiğini açıkladı. Hicret Mahallesi'nin içinde rezerv alanda yapıldı onlar. Mevcut hak sahiplerinin kurallarını çekeceğiz ve teslimatlar yapılacak. Elazığ depreminde hicret mahallesinde hasar gören 240 yapının ardından milli emlağa ait alanda 186 konutun inşaat ve imalatı devam ediyor. Hicret mahallesi TOKİ konutlarında hak sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği soru AFAD'ın kuralları ne zaman çekeceği. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, inşaat ve imalatın bitiminin ardından TOKİ'nin kendilerine bildirimde bulunmasının ardından kural çekiminin gerçekleşebileceğini açıkladı. Hicret mahallesindeki TOKİ konutları da yine işte Aksaray mahallesindeki gibi veya Gümüşkavak mahallesindeki gibi kendi mahallesinde rezerv alan olduğu için kendi mahalle içinde yapılan konut alanlarından bir tanesi. Orada hicret mahallesinden hak sahibi olan aileleri hicret mahallesindeki konutları yine TOKİ, e, AFA'da kura çekmesi için bildirmesi halinde, çünkü belli bir aşamaya geldikten sonra inşaat ve imalatları tamamlandıktan sonra bildiriyor. Bildirmesi halinde biz kuralarını hicret mahallesinden hak sahibi olan aileler için çekeceğiz ve akabinde de TOKİ teslimatlarını yapacak. Pıhtılı, Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka mahallesinde yapılan ve kuralları çekilen Becai süreci de tamamlanan 4598 TOKİ konutu için yaklaşık 200 itirazın olduğunu söyledi. Çekilen kurada 4598 kişilik kurada hak sahibi ailelerin içerisinde olan kurada 190 200 civarında konutunun yerini değiştirmek isteyen işte konutu yaklaşık itiraz ancak o kadar var. Bunların 80-90 civarında Karşıyaka bölgesinde. Orada da 2 artı 1 konutların metrekaresi diğer 2 artı 1 konutlardan farklı diye bir itiraz var. Onunla ilgili çalışmalarımızı itiraz edenleri bakanlıklara bildirdik. Bakanlıklarımız Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili bir geri dönüş olacak.